hak mıdır, reva mıdır? Bu faturayı reddediyorum. Bu zulmü reddediyorum. Son günlerde esnaf ve vatandaşlara gelen yüksek elektrik faturalarına tepki amacıyla CHP Manisa İl Başkanlığı önderliğinde protesto eylemi düzenlendi. Geçen ay 285 lira fatura ödedim. Bu ay 620 lira geldi. Bakın arkadaşlar. Allah'tan reva mı bu ya? Manisa Şehzadeler ilçesindeki Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'nin fatura ödeme merkezinin önünde gerçekleştirilen eyleme CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak, Kadın ve Gençlik Kolları ile sendika temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Eylemde partililer ve vatandaşlar ellerine aldıkları mumlarla elektrik faturalarının yüksekliğine dikkat çekti. Eylemde söz alan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, elektrik faturalarında yüksekliğin en önemli sebebinin Türkiye'nin en önemli stratejik alanı olan elektrik üretim ve dağıtım işinin özelleştirilmesi olduğunu ifade etti. Özelleştirmenin sonu derin yoksulluktur. Özelleştirmenin sonu halkın şirketlerle, sermayeyle karşı karşıya kalmasıdır. İşte bugün yaşanan krizin temel noktalarından biri Türkiye Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesi, şirketlere peşkeş çekilmesi ve halkın özel şirketlerle baş başa bırakılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokratlar olarak her zaman bazı noktalarda kamulaştırmanın, kamu hizmetinin yararlı olduğunu ve olacağını söyledik. İşte bugün gelinen noktanın en temel nedenlerinden biri tekin Türkiye Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesidir. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının her alanda olduğu gibi enerji politikalarının da isyan ettirdiğini dile getirdi. Eğer bir ülkede bir günde meskenlerin elektriğinde %52 ile %127 arasında zam geliyorsa o ülkede kriz vardır. Eğer bir ülkede esnafın elektrik faturası, sanayicinin elektrik faturası bir günde %127 artıyorsa o ülkede büyük bir kriz vardır. AK Parti iktidarının son 20 yılda Türkiye'yi büyük bir krizin içerisine sürüklediğini ve bunun şu anda en önemli göstergesinin yüksek elektrik faturaları olduğunu söyleyen CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ise şu ifadelere yer verdi. Bir de algı yapıyorlar. Diyorlar ki tüm dünyada elektrik, enerji faturaları arttı. Ey halkım, size sesleniyorum. Yalan! Yalan! CHP Yunus Emre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak ise konuşmasında şu cümlelere yer verdi. Doğalgaza %187 zam, ithal kömüre, spot ithal kömüre %404 zam gelmiştir. 4 kat yani. Geri kalan üretim maliyetlerine herhangi bir zam yapılmadığını düşünsek dahi elektrik üretiminin maliyeti 2 kat, bakın yaklaşık 2 kat arttı. Bunun müsebbibi, en büyük müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanlış, saçma sapan politikalarıdır. Partililerin konuşmalarının ardından söz alan vatandaşlar ise kendilerine gelen yüksek elektrik faturalarından isyan etti. 1 Ocak 2022'den sonra geçerli olmak üzere elektriğe bugün protestosunu yaptığımız, reddettiğimiz, isyan ettiğimiz elektrik faturalarına %190'ın üzerinde ortalama zam yapıldı. Ben 26 yıl alın terimi döktüm. Bana %31 zam yapıldı. Hak mıdır, reva mıdır? Bu faturayı reddediyorum. Bu zulmü reddediyorum. Geçen ay 590 lira verdim. Bu ay 1137 lira verdim. Geçen ay 285 lira fatura ödedim. Bu ay 620 lira geldi. Bakın arkadaşlar. Allah'tan reva mı bu ya? Ben 3000 lira emekli maaş alıyorum. 3000 lira. Yani 3000 lira emekli maaş alıyorum. Ben bir hanımla beraber bu elektriği nerede yaktım yani? Zehir zıkkım olsun yani. Bunu yapanlara zehir zıkkım olsun. Hatta hiçbir şey söylemedim. Bunu yapanlara zehir zıkkım olsun, bunu yapanlara. Biri 414 lira, şey 11 lira. Bu 834 lirelik kuruş. Peki ben daha 90 bu. 400 milyarlık dükkanı 90 milyara verdim. Dükkanı kapattım.
Elektrikin borcundan, kira borcundan. Kapattık. AKP eşittir, zam, zulüm, işkencedir arkadaşlar.